Profesör Doktor Mustafa Aşgar hocamız. Hocamızı buraya davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Profesör Doktor Mustafa Aşgar hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tasavvuf kürsüsünde öğretim üyesi. Kendileri doktora çalışması olarak Niyaz-ı Mısri'yi çalıştılar. Niyaz-ı Mısri ve tasavvuf anlayışı adıyla bu doktora tezleri kisve-i hitaba büründü. Tebliğlerinin başlıkları Osmanlılar döneminde Kadızadeli Sufi Mücadelesi ve Niyazi Mısri. Buyurunuz hocam. Muhterem hazırım, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Ben öncelikle böyle bir organizeyi gerçekleştiren Türk Kadınları Kültür Derneği'ne şükranlarımı sunuyorum öncelikle. Çünkü bu doktora tezime başladığım zaman 92 yılında ve biterken nasıl olur da Cumhuriyet döneminde böyle çaplı, derin bir Allah dostunun ihmal edildiğini, bu kuşak tarafından bilinmediğini hep kendi kendime sorgulardım ama bu düşüncelerim değişiyor bu sayede. İnşallah Hazretin Limni'deki o türbesi de açılır. Artık uluslararası hukuka dayalı olarak ileriki dönemlerde. Bu noktada Malatya Belediyesi'nde çok değerli katkıları var. Limni ile Malatya Belediyesi bildiğim kadarıyla kardeş şehir oldular. Bu çerçevede inşallah Hazretin o türbesi açılır. Dün Tor İnançer Beyefendi de zikrettiler. Hüseyin Vassaf bunu kaydeder. 1925'te Hazretin Bakiye-i İzamı'nın getirilmesi için bir teşebbüse geçilir. Ama o dönemde tekkeler yeni kapatıldığı için, bir sıkıntı olduğu için ondan vazgeçilir. Bu da ehline danışılarak nasıl olur? Gerçi Allah dostları için o manada mekan mefhumu onlar gönüllerde yaşıyorlar. Ve şu anda ruhaniyetlerinin ben hazır olduğunu düşünüyorum. Hazreti Mısri'nin. Bu çalışmalar da inşallah tarihteki bizlerin Osmanlılar olarak belki ona karşı yapmış olduğumuz o durumun affına sebep olacağını umuyoruz. Biliyorsunuz Abdülmecid döneminde de Abdülmecid Efendi bir savaşa giderken Kuşadalı İbrahim Halveti'den dua isterler. Bunlar Osmanlı geleneğinde vardır. Allah dostları padişahın yanındadır, mutlaka savaşa katılır ve dua ederler. Kuşadalı İbrahim Halveti Abdülmecid'e sultana der ki Osmanlı olarak aradan 150-200 sene geçmiştir, 150 sene en azından. Mısri hazretlerinin ruhaniyetinden özür dilenmeli. Yoksa bu savaşlar kazanılmaz der. Ve 70 tane koçla Yahya isimli bir zat Limni Adası'na gönderilir, kurban kesilir. Ve bu da keşfen çok ilginçtir. Niyazi Mısri'nin divanında anlatılır. 70 koç ile gelen mihmandır Yahya bana diye anlatılır. Tabii bu o büyük zatın güzelliğindendir. İnşallah bu tür çalışmalar sadece ülkemizde değil, dünya çapında da bütün insanlığın istifade etmesi lazım. Yani Niyazi Mısri'yi Vassaf'ın da belirttiği gibi Türkçe konuşan İbn Arabi'dir. Bugün ülkemizde pek çok insanın, evet tercümeler yapılıyor ama İbn Arabi'ye ulaşma şansı kolay değil. Çok derin bir terminolojisi var, çok ihatalı ama Niyazi Mısri bunu bizim dilimizde çok güzel indirgeyerek, çok güzel anlatarak ifade etmiştir. Onun için Niyazi Mısri okunursa İbn Arabi de anlaşılmış olur. Gerçi bu Allah dostlarının hepsi aynıdır. Farklı kelimeler söylüyor gibi ama özü aynıdır. Mısri de Mevâid de bunu anlatıyor zaten. Biz diyor yola çıktığımız zaman bir dağa çıkar gibi ayrı ayrı yollardan, patikalardan herkesi ayrı görüyorduk. Bakıyordum yanımda Nakşi var, Rifai var, Bektaşi var, ben Halveti'yim. Zirveye bir çıktık hepimiz aynı yerdeyiz diyor. Allah'a ulaşmışız. Onun için zaman zaman tekkeler arasında, kişiler arasında bireysel bazı münazalar olmuştur ama Mısri'nin bu tevhid anlayışı, hoşgörüsü son derece doğrudur, güzeldir. Efendim, Mısri hazretlerinin
Hayatının sonu gerçekten çok dramatik. Sürgün kelimesini de pek kullanmazlar sufiler. Zorunlu ikamete tabi olmak derler. Onlar negatif kelimeleri çok fazla kullanmazlar. O üç defa zorunlu ikamete tutulmuş olan Allah dostu gerçekten çok çileli bir hayat yaşamıştır. Acaba bunun sebebi ne olabilir diye böyle düşünürken, bizim ilahiyat camiasında İsrailiyat kıssaları çok rağbet görmez. Biraz garip bakılır ama bu kıssa çok hoşuma gittiği için, bir mesajı da güzel olduğu için paylaşmak isterim. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na mükaleme için giderken bir abid görür. Beni İsrail'in abidleri de Kur'an'da da geçer. Gıssisin diye. Onlar övülürler. Geceleri sabahlara kadar ağlarlar diye. Cenab-ı Hakk'ın övgüleri de vardır. Ve neticede ya Musa, Cenab-ı Hakk'a gidiyorsun. Benim de bir duam var. O duamı iletir misin? Allah biliyor ama bir de senin vasıtanla söyleyelim. Der. Cenab-ı Hak benim istediğim makamı verir mi bana? Bunu bir iltica eder misin Rabbime der. Cenab-ı Hakk'a gider Musa Aleyhisselam. Durumu anlatır. Mükaleme tamamlanır. Dönüşte gelir ki abidin bulunduğu o yerde abidi paramparça olarak görür. Böyle yırtıcı hayvanlar, affedersiniz, parçalamışlar. Her bir uzvu bir yere dağılmış. Tabii Musa Aleyhisselam bunu anlayamamış. Niye böyle oldu acaba? Yani adam dua etti ama böyle oldu. Ve Cenab-ı Hak'tan şöyle bir cevap gelir. Ya Musa, onun istediği makamın bedeli budur. Yani onun için Mısri'nin makamının yükselmesidir o. Bir bedel ödemiştir. Çünkü Peygamberimizin de ifadesi var. Ashab-ı kiramdan birisi ya Resulallah seni çok seviyorum deyince belalara hazır ol diyor. Onun için belaların gelmesi celal içinde cemal tecellisidir. Biz tabii muhasebeyi düz mantıkla yaptığımız için algılayamıyoruz. Ama ilahi açıdan baktığımız zaman, manevi açıdan baktığımız zaman bunların hepsinin birer sebebi var. Efendim, Osmanlılar da Kadzadeli Sufi mücadelesi nedir? Kısaca Osmanlı'nın başına bir bakacak olursak, daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin, Devleti Aliye'nin 600 küsür sene, bu kadar uzun, dünya tarihinde en uzun devletlerden olarak tarihe geçmesinin sebeplerini araştırdığımız zaman bunlardan bir tanesi de Osmanlı'nın tasavvuf temelli bir din anlayışına oturduğunu görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Daha ilk Osmanlı Sultanı Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'nin damat olmasından. Şeyh Edebali bir ahi dervişi, vefai olduğu da söylenir ve Osman Gazi'nin ona olan hitabı, oğlu Orhan Gazi'ye olan nasihatlerinde de görüyoruz. Orada da var, incinmemesi, ona saygı duyulması şeklinde sıkı bir tembihte bulunduğunu görüyoruz. Yine hemen ardından Yıldırım Beyazıt Han Hazretleri'nin damat olarak kendisine Emir Sultan'ı seçmesi ilginçtir. Kızı Hündü Sultan'la evlenmiş. Bütün bunlar gösteriyor ki Osmanlı'nın başında özellikle Fatih'e kadar çok sıkı bir sultanlarla dervişler arasında, sufiler arasında bir yakınlık var. Peki ulema sınıfı ne durumda? Sufilerin kendisi aynı zamanda alim zatlar. İşte Davud-u Kayseri'yi Orhan Gazi Manastır Kilisesi'ni İznik'te ele geçirdikten sonra orayı bir medreseye çeviriyor ve başına da Davud-u Kayseri'yi getiriyor. Davud-u Kayseri müderris olduğu gibi aynı zamanda İbn Arabi'nin fususunu şerh eden, onu İran'da bastılar biliyorsunuz. Hümeyni'nin de önünde takdimi vardır. Matlaul Hikem diye. Ve şu anda İran'da baskıda ve arz edilmiş durumda. Davud-u Kayseri'nin ilk sufi ve ilk alim olduğunu görüyoruz. Yani ilk dönemde bu zahir ilimler alimi, işte şer'i ilimler alimi, batın ariftir, sufidir diye bir ayrım yok. Bunlar kendilerinde bütün kimlikleri topluyorlar. Yani bir alim aynı zamanda sufidir. Hemen arkasından bir Molla Fenari var mesela. Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam'ı, babası Hamza Muhammed'den, Muhammed Hamza'dan Sadreddin Konevi'nin Misbahül Üns'ünü okuyor, okutuyor ve Misbahül Üns diye bir şerh de yazıyor. Şu anda da İran'da basılmış durumda. Ben de oradan aldım. Yani ülkemizde bilinmeyen bir kitabın oralarda yayınlanmış olması da düşündürdü beni. Bunlara sahip çıkmamız lazım ve İran'da mollalar ders kitabı olarak okuyorlar, bakın Molla Fenari. Şu anda inşallah o da bir gayretli, himmetli bir arkadaşın gayretiyle bilim dünyamıza Türkiye içinde kazandırılır. Ve neticede
İlk dönemde sufilerle alimlerle sufilerin aynı olduğunu görüyoruz. Bir ayrımı görmüyoruz. İlk defa 1. Çelebi Mehmet zamanında bildiğimiz gibi bir Şeyh Bedrettin olayı var. O da tamamen siyasi bir olay. Tabii ilk sosyolojik travmayı Osmanlı sufilere karşı tavrını değiştirmesini o olayla başlatıyor. Hatta o dönemde Molla Fenari hacca gidiyor. Bakıyor ki ortalık karışıyor. Yani bunun dışında 17. yüzyıla kadar bazı bireysel hareketler var. Kitleye yansımamış. İşte Bosnalı Şeyh Hamza Bali 1561 yılında idama mahkum ediliyor. Olan şeyh denilen İsmail Maşuki Hazretleri, ki o olan şeyh diye ifade edilir. Bu son derece yanlıştır. Olan, kamil şeyh anlamındadır bu. İsmail Maşuki zamanın Şeyhülislamı tarafından Kemal Paşazade'nin fetvasıyla 12 müridiyle birlikte idam edilir. Ama bunlar kitlelere yansımaz. Sadece bireysel olaylardır. Ta ki 17. yüzyıla kadar Osmanlı'da hemen hemen bir sıkıntı görülmez. Ancak 17. yüzyıla geldiğimiz zaman, ki Niyazi Mısri'nin dönemidir, bu beraberlik, birliktelik devam etmez. Osmanlı'da bir vaizler sınıfı ortaya çıkar. Ve bunlar bu asra gelince fiili olarak artık sufilere karşı tavır almaya başladılar. Böylece fikir tarihi açısından Osmanlı'da birkaç asır sürecek olan Kadızadeliler ve Sivasi çatışması şeklinde de ifade edilir. Kadızadeli-Sufi çatışması şeklinde de ve bu tarihe geçer. Bu olayların çıkış sebebi olarak da fikri planda kaynağı da Muhammed Birgivi. Birgivi Hazretleri'nin Tarikat-ı Muhammediyesini yazdıktan sonra bu vaizler kendilerine bu kitabı referans alırlar. Ve biraz da selefi bir yaklaşım vardır tarikatları eleştiren. Aslında Birgivi Mehmet Efendi'nin kitap ve risale olarak yazdığı eserler incelendiğinde başta İbni Teymiye olmak üzere talebesi İbni Kayyım el-Cevziye'nin fikirlerinin orada yansıdığını açıkça görebiliriz. O dönemde de çok ilginç bir anekdot var. Yani Birgivi'nin bu Tarikat-ı Muhammediyesi'nin nasıl bir din anlayışı, zihniyet getirdiğini, tasavvufa karşı nasıl bir tavır aldığını anlatmak için İmam Birgivi bu kitabını yazınca o dönemde gravürcüler var, ressamlar. Kitabına bir resim koydurmak ister. Der ki ressama, efendim şu kitabımı oku, bu kitaptaki anlatıma göre de bir cennet tasviri çiz der. Ressam da alır, bir tasvir yapar, verir. Bakar ki resimde İmam Birgivi ağaçlar, işte bir insan ne kadar hayal edebilirse, ırmaklar var, kuşlar. Bir tane de zat var, ağacın altında oturuyor. Efendim bu kim der? Bu zat-ı âliniz der. Peki Ümmet-i Muhammed'den başka cennete giren olmadı mı der? Efendim siz bu kitabı yazdıktan sonra kimse giremedi der. Yani sufilerin kucağı neresi, müşriklerin, kafirlerin hidayetine dua eden Allah dostlarının anlayışı neresi? Ve maalesef bugün bu anlayış, yani Diyanet camiasına kadar uzanmış olduğu içindir ki 3-4 sene önce de Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara'da bizleri topladı. Ya biz din eğitimi merkezlerine bir Gazali koyalım, Mevlana koyalım demeye başladılar. Çünkü siz tek taraflı, fıkıhçı bir İslam anlayışını insanlara verdiğiniz zaman sevgisiz, kucağı dar, hoşgörüsüz, katı, donuk bir İslam anlayışı elde edersiniz. Ve Suudi Arabistan'dakinden de çok farklı olmaz. Bakın bir umrede yaşadığım bir olay anlatayım. Medine-i Münevvere'de Afyonlu bir genç, sonradan öğrendim, bir cevşen asmış. Boğazında duruyor. Sivil bir Suud polisi. Hemen eğildi. Birbirinin dilini anlamıyorlar tabii. Biz orada devreye girdik. Doğruya götüren yalan, kötülüğe götüren doğrudan iyidir derler. Efendi çocuğa dedim ki bak şimdi adam sivil polis. Elini attı hemen. Müdahale ediyor. Bu adam seni böyle bir anlayış var. Potansiyel müşrik ilan edecek. Dikkat et. Çünkü muska buldu. Sen sabret. Ben dedim sana yardımcı olayım. Tamam hocam dedi. Sen müdahale etme dedim. Hazrete de döndüm dedim ki Hazret bu daha dün Müslüman oldu. Bu işlerden haberi yok. Ben ona İslam'ı tebliğ edeyim dedim. Allah razı olsun dedi ya. Ne kadar güzel düşündün dedi. Durumu kurtardık yani. Şimdi bakın çok ilginçti. Yani bunları insan yaşadığı zaman ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, bu ülkede niye Taliban zihniyetinin olmadığını anlıyorsunuz. Mevlana'lar ve Yunus Emre'ler Mısriler yüzü hürmetine bunlar. Onun için bu ülkenin güzelliğini, bu hoşgörü ortamını iyi değerlendirmek lazım.
Hatta şu Ramazan'dan önce gittiğimde de bir alim, çok güzel vaazlar ediyorlar. Suudlu bir alim. Tabii hepsi öyle anlamında değil ama bu bir zihniyettir aslında. Yani bu bir kırılmadır. Bizde bunlara rastlamak mümkün değil. Anadolu'daki İslam anlayışı son derece hoşgörülü, güzelliğe dayalı, saygıya dayalı bir İslam anlayışıdır. Adam vaaz etti, Muvatta'dan hadisler okuyor. Büyük bir alim. Ben de vardım namazdan sonra. Iraklı'da bir alim var orada. O da benim gibi misafirmiş. Şöyle eğildim, tanışayım diye. Öyle bir tepki duydu ki şaşırdım ama. Sonradan orada Necati Öztürk Bey var. Necati Bey, ben bu hareketi tavrı anlayamadım dedim. Hocam, o seni şirke düşmekten kurtarmış dedim. Yani düşünebiliyor musunuz? Elini öptüğün zaman senin şirke düşeceğini düşünüyor. Yani böyle bir anlayış var. Böyle bir algılama biçim var. Onun için bizdeki bu işler çok daha farklı. Şimdi de Kadırlazadelilerin tepkileri ve onların tartıştığı konulara girince bu meseleler o zaman da tartışılmış olduğunu anlıyoruz. Efendim, Kadızadelilerin başında ilk defa Kadızadeli Küçük Mehmet Efendi diye bir zat var, Balıkesirli. Kendisi gibi düşünenlere de o tarihten sonra Kadızadeliler denmiş. Yani Kadızadeliler sadece tarihte kalmamış. Günümüzde de bir televizyon programında görebilirsiniz. Yani bir alim kılığında da görebilirsiniz. O bir zihniyettir. Bu yaşıyor hala. Vardır. Evet. Ve Ayasofya'da vaiz kendisi. Bu sırada devletin genellikle sıkışık olan durumundan da istifade ediyor. Osmanlı'da sıkıntılar var. Onları hep tasavvufa fatura ediyor, sufilere. Efendim, işte durum iyi gitmiyor sufiler yüzünden, dervişler yüzünden. Ve Kadızade hayatı boyunca bidatlar üzerinde çok duruyor. Onlardan şiddetle kaçınmak istediğini savunuyor. Bunu da en iyi tespit eden Osmanlı'da onların problemlerini Katip Çelebi'dir biliyorsunuz. Katip Çelebi'nin Mizanül Hak fi İhtiyarül Ehak adlı eserinde o dönemdeki sufilerle Kadızadelilerin arasındaki çatışmaların başlıklarını verir. Ve onların da başlıklar olarak zikredersek hangi konuların tartışılmış olduğunu görürüz. Belki bu o dönemde tartışılan bu konular bugün için çok yavan, yüzeysel konular gibi gelebilir ama o tarihlerde baktığınız zaman batıda da durum çok iyi değil. Galile dünya güneşin etrafında dönüyor dediği için kilise tarafından idam edilmiş. Yani bugünden bakarak değerlendirmemek lazım. O gün için bu konular tartışılmış bir zihniyet meselesi. Zaten Mizanül Hakk'ın da başlıkları tartışılan konulara göre dağılmış. Müsbet ilimler caiz midir değil midir? Tabi Kadızadeliler caiz değildir, matematiğe gerek yok diyor. Sufiler matematiği savunuyorlar. Fen ilimleri okunsun diyorlar. Başlıklar şunlar. Hızır Peygamber sağ mıdır değil midir? Ezan ve mevlid vesaire şeylerin makamla okunması caiz midir değil midir? Affedersiniz. Tarikat erbabının devranları meşhur mudur değil midir? Tütün ve kahve içmek haram mıdır değil midir? Hazreti Peygamber'in anne ve babasının imanla ölüp ölmedikleri, Firavun'un imanla ölüp ölmediği, Muhyiddin İbni Arabi hakkındaki Kadızadelilerin görüşleri, Hazreti Hüseyin'in şehadetine sebep olan Yezid'e lanet edilmemesi, peygamberlerden sonra ortaya çıkan bidatler, kabirleri ziyaret etmemek, cemaatle nafile beraat kandil namazlarının kılınıp kılınamayacağı, büyüklerin elini eteğini öpmenin hükmü, emri bil maruf ve nehyanil münker bahsi, rüşvet bahsi. Bu suallere karşı o dönemde Kadızadeli Mehmet Efendi'ye karşı bunları savunan sufilerden de bir lider var, sufi var. O da Abdülmecid Sivasi Efendi. O diyor ki Abdülmecid Sivasi Efendi, risaleler yazarak, efendim makalelerle bugünün tabiriyle, müsbet ilimlerin tahsilinin gerekliliği. Yani bugünden bir çeteti tutup baktığımız zaman bugün için sufilerin görüşlerinin daha doğru çıktığını, fazlalıkla doğru çıktığını görüyoruz. Hızır'ın hayatta olduğunu, ezan gibi şeylerin güzel ses ve makamla okunabileceğini, bunun caiz olduğunu savunuyor Abdülmecid Sivasi Efendi. Devranın ve semağın caiz olduğu, sigara ve kahvenin haram olmadığı, Hazreti Peygamber'in anne ve babasının iman ile vefat ettikleri, İbn Arabi'nin en büyük İslam mutasavvıfı olduğu, Peygamberimizden sonra ortaya çıkan güzel adetlerin kabul edilmesi gerektiği kanaatlerini gerek vaazlarıyla gerekse risalelerle anlatıyor. Ve tarihçi Murat, Mizancı Murat diye bir zat var, Mehmet Murat. Onun Tarihi Ebul Faruk'un da çok daha ileri şeyler söylüyor. Mesela pantolon giyenlerin, Kadızadeliler o dönemde kafir olduklarını hükmediyorlar.
bardakla su içmenin, yani böyle bir zihniyet hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Hatta Selahattin camilerindeki minarelerden bir tanesini bırakalım, öbürlerini yıkalım diyorlar. Yani sanata da düşman, çok garip bir mantık. Evet, ve daha sonra üçüncü kuşakta Kadızadelilerin Vani Mehmet Efendi temsil ediyor. Kendisi Van'dan gelme, İstanbul'a çağrılmış Fazıl Ahmet Paşa tarafından. Kürsü Şeyhi ilan edilmiş, padişaha çok yakın bir zat. Ve Osmanlı'nın son dönemine kadar onun bulunduğu İstanbul'daki Vani köye Sufiler gitmez demiş. O kadar üzülürlermiş onun tepkilerine. Ve öyle garip de çelişik bir İslam algısı var ki kendisinin. Diyor ki işte dünyadan ele tek çekmeli, öyle de bir mantığı var, konuşmalar var. Gümüş kullanmak, samur ipekli elbiseler kullanmak iyi değil diyor. Bunun üzerine vaazdan çıktıktan sonra, efendim siz bunları söylüyorsunuz ama kendiniz bunların içinde yaşıyorsunuz. Bu nasıl olur diyor. Ve hey nadan, sen diyor onu aksü tenavülde bana müşabih değilsin. Bize helal olan sana haram olur diyor. Böyle bir garip izafi bir şey. Yani kendisine meşru gördüğünü başkasına yasaklayan tutarsız bir mantalite bu, mantık. Evet. Kadızadeliler ile tarikat mensupları arasında o dönemde çok tartışılan konulardan birisi de zikir ve devran meselesidir. O kadar ileri gidiyorlar ki zikir yapılan toprağın denize döküleceğini, üzerinde namaz kılınmayacağını söyleyecek kadar ileri gidiyorlar Kadızadeliler. Ve bunlardan Üstüvani Mehmet Efendi de efendim bu konuda Abdülhamid Nuri onun karşısında var ikinci kuşak olarak. Niyazi Mısri ve Vani Efendi üçüncü kuşak olarak devam ediyor. Üç kuşakta devam ediyor bu. Risale fi Hakk-ı Devran-ı Sufi adlı yazdığı eserde Abdülhamid Nuri Hazretleri, o dönemde pek çok devran risaleleri var. Bunların da aslında bir toplanıp cem edilmesi lazım. Süleyman Uludağ hocamız İslam'da Musiki ve Sema adlı kitabında dipnotlarda bol bol veriyor. Bu da bir doktora tez konusu olabilir. O kadar çok sufilerin yazdığı devran ve cehri savunmak için eserler var ki hayli kabarık. Efendim, Osmanlı asırlarında Kadızadeli Sufi hareketleri ve bunların temsilcilerini söyledik. Daha sonra Abdülehad en-Nuri'nin müritlerinden Şeyh Mehmet Nazmi Efendi'nin Hediyetül İhvan adlı bir yazma eseri var. O yazma eserde dönemi çok güzel anlatıyor Hazret Mehmet Nazmi Efendi. Diyor ki 1651 yılında tam Niyazi Mısri'nin de gençlik dönemi, o zaman 20-25 yaşlarında, tahmin ediyorum işte Elmalı'da Ümmü Sinan Hazretleri'nin yanında seyri sülükünü tamamlıyor. Onun gençlik dönemi ama İstanbul'da bunlar cereyan ediyor. Abdülhamid Nuri'nin vefat ettiği bugün diyor tırnak içinde Hazret, Vaiz Türk Ahmet Ayasofya şehirlerinin maksuresinin trabzanlarını yıkıp kırıp hemen an ol gün Sultanahmet Camii'nde Badel Asır Tevhid-i Şerif eden Şeyh İlyas, Sultan Mehmet'e Şeyh ve Sultanahmet Camii'nde imam olan Üstüvani Şeyh İlyas'ı döverek, darb-ı şedid ile darb ederek. Yani o dönemde artık fiili taarruzlar da başlıyor. Sufileri taciz etmeye başlıyorlar. Darp olayları da başlıyor. Bunun üzerine o zaman sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa, Üstüvani Efendi'yi, efendime söyleyeyim, orada ona yardımcı olan diğer Türk Ahmet ve diğerlerini sürgüne gönderiyorlar. Ve bir dönem Niyazi Mısri'ye kadar bu olay biraz sakinleşiyor. Daha sonra Niyazi Mısri'nin dönemine gelince, Niyazi Mısri tabii biraz gözü pek olduğu için daha sonra Yasağı Bet adıyla tekkelerde zikir devlet tarafından bunun akabinde yasaklanıyor. 1077 yılında Yasağı Bet kelimesi de ebced harfiyle ona tekabül ediyor, rakamsal değeri. Kötü yasak kelimesi. Tarihe düşülüyor. Tabi öncelikle Mısri aldırış etmiyor. Zikre devrana devam ediyor. Ama baskılar artınca o da bunu uygulamak zorunda kalıyor. Şeyhülislam Minkarizade'den fetva alıyorlar Kadızadeliler. Ve bu da Niyazi Mısri'yi de o konuda geri adım atmaya zorluyor. Epey bir mücadele yapıyorlar. Ve burada tabii Kadızadelilerin bir durumu var. Devlet adamlarını yanlarına almışlar. Yani padişahlar yanlarında. Halka baktığınız zaman sufileri destekliyorlar. Halk kitle olarak sufilerin arkasında ama
halkın sultan karşısında, saray karşısında pek fazla gücü yok. Dolayısıyla burada sıkıntıya düşen, bu problemi en yoğun yaşayan sufiler olmuş oluyor. Evet, görüldüğü gibi Niyazi Mısri de Vani Efendi ile birebir mücadele yapıyor. Ve ona diyor ki, şöyle bir tarizi var. Bire echeli halkillah, bire hamzeviye şeyhi. Dün Derin Terzoğlu kardeşimizin de tespit ettiği gibi o dönemde Hamzeviye bir olumsuzluk. Yoksa melamilere karşı bir tavır değil. Kızdığına böyle diyor Hazret. Mehdi'nin zuhuruna sebep sensin. Ali Osman'ın tahtını berbat eden sensin. Sen zalim vanisin. Deme bir zalimin adı zikredilmemiştir Kur'an'da. Vela teniya fi zikri ayetini de telmite bulunur. Benim zikrinden geri kalma diye bir ayet vardır. Orada vani kelimesine yakın olduğu için Hazreti Mısri telmite bulunur. Allah seni Kur'an'da da nehyetmiştir diye bir gönderme yapar. Görüldüğü gibi Mısri Mehmet Vani Efendi hakkında haklı olarak celalli davranmış. Ağzına geleni söylemek durumunda kalmış. En sert kelimelerle eleştirmiştir. Ancak burada tek taraflı düşünmek yanlış olur. Niye? Vani Mehmet Efendi tüm mutasavvıflara özellikle de halvetilere karşı cephe almıştır. Çünkü o dönemde sıkıntıya düşenler hafi zikir yapanlar değil. Nakşilerin öyle bir problemi yok. Çünkü hafi yapıyorlar zikirlerini ama halvetiler, mevleviler, efendime söyleyeyim o dönemde cerrahiler hep sıkıntı yaşamışlar. Cehri zikir yapmak durumundalar. Ve bu da bir suç sayılmış oluyor. Evet. Diğer taraftan sadece o dönemde Niyazi Mısri değil, hemen akabinde başka sürgüne gönderilen sufileri görüyoruz. Mesela Şeyh Karabaş Ali Veli, Karabaş Şeyh Ali Efendi de Limna Adası'na sürgün ediliyor. Zorunlu ikamete tabi tutuluyor. Osman Fazlı Atbazari 1690 yılında Kıbrıs'ta Magoza Kalesi'ne gönderiliyor. Kabri türbesi hala oradadır. Orada geçen yıllarda gördüğümüze göre biraz metruktu. İnşallah oralara da el atılır da oralar ihya edilir. Biraz mezbele görünümündeydi. Biraz bakımsız görünüyor. İnşallah oralara da bir ehl-i imme çıkar da Hazret'e bir kadir şinaslık yapılır. Yine İsmail Ankaravi'nin de kaynaklarda belirtilmeyen bir yere sürgüne gönderildiğini görüyoruz. Zorunlu ikamete tutulduğunu görüyoruz. Yani burada şunu da söylemek lazım. Yani burada bir iki asırlık olay var ama bütün bir tasavvuf tarihi boyunca da ulema ile sufilerin çatıştığı gibi genellemeye gitmek yanlış. O da doğru olmaz. Çünkü baştan itibaren bir Hasan-ı Basri'den başladığımız zaman hem sufidir hem fakihtir. Bizim sufilere baktığımız zaman aynı zamanda müderristir. Mevlana biliyorsunuz tasavvufa intisap etmeden önce Burhanettin Tirmizi'de de tedris ediyor. Şam'da Haleviye Medresesi'nde ilim görüyor ve bir müderristir. Bugünkü anlamda bir profesördür. Ki daha fazlasıdır. Hacı Bayram Veli şeyhine intisap etmeden önce Kara Medrese'de müderris idi diyor. Somuncu Baba'ya gitmeden önce. Onun için böyle genel bir ayrım yapmak zor olur. Belki bugün pozitivist anlayıştan sonra modern günlerde böyle bir ayrım bize batının dayatmasıdır. Bilimler arasındaki böyle interdisipliner bir ayrım. Herkes kendi alanına eğiliyor ve diğer alanları görmüyor. Ama Osmanlı'da bunu göremiyoruz. Osmanlı'da daha bir ansiklopedik tip var. Yani subay aynı zamanda hafız. Aynı zamanda Mesnevi'yi biliyor. Abidin Paşa'yı biliyoruz. Ankara valisi Mesnevi Şarih. Ankara'da halen konağı ihya edildi. Restore edildi. Yani şunu söyleyebiliriz. Bütün bir tasavvuf tarihi boyunca da böyle bir ayrımı genellemek yanlış olur. Sonuç olarak özellikle Osmanlı'nın 16. ve 17. yüzyıllarında ortaya çıkan bu Kadızadeli Sufi çatışması genellikle alimler ve sufiler arasında cereyan etmiş ve yine devlet Kadızadeli zihniyeti desteklemiştir ve zorunlu olarak bu tasavvuflar aleyhinde kararlar almak zorunda kalmıştır. Söylediğimiz gibi Osmanlı'nın başında böyle bir ayrım, böyle bir sıkıntı yaşanmamış. Öyle bir sınıfta olmadığı için vaizler sonradan türemiş. Ve bugün mutasavvıfımız Niyazi Mısri Osmanlı'nın devletinde gerek siyasi gerek ekonomik yoğun bir çöküntünün ve gerilemenin yaşandığı,
Sadece bununla da kalmayıp dini ve fikri yönden de oldukça fazla çatışma ve kavgaların yapıldığı böyle bir atmosferde yaşamak durumunda kalmış. İlmi nezaketini, edebini terbiyesinde elden bırakmadan bu zihniyetle mücadelesini sürdürmüştür. Ve diyoruz ki sonuç olarak eğer bugün Türkiye'de hoşgörüye dayalı, sevgiye dayalı bir İslam anlayışı varsa, Taliban zihniyeti Türkiye'de din anlayışına hakim değilse, bunun en büyük mimarları Mevlana gibi, Niyazi Mısri gibi, Yunus Emre gibi Allah dostlarının hoşgörüye dayalı İslam anlayışı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.